Benim adım Hamit Ürün, Mardin Mayıs Akkocan köyünde 2 kilometre diyorum. Bu baraj geldiğinden dolayı bizim tarlalarımız yani bin dönüme yakın. Yani bu çiftçi olarak da mağduruz. Debaraçı olarak da yararlanıyorduk buradan. Ondan sonra burada bir önlem alınmasını istiyoruz. Hani milletin ve benim gibi bir sürü kişi mağdurun. Hani 40 dönüm, 50 dönüm nereden baksan bin dönüme yakın arsa var burada. Tuvalet sularını da görüyorsunuz. Buradan zaten yukarıya kadar aşağıya kadar gidiyor. Hani hem pislikten dolayı, hava, hayvanlardan dolayı, çocuklardan dolayı. Yarın bir gün yaz olduğu zaman çocuklar gelecek buranın etrafına. Yani hepsi hastalık kapacak bunların. Hayvanlar zaten birçok telef oldu burada. Birçok kişinin arsası olsun, hayvanları falan olsun, hepsi telef oldu. Yani bu mağduriyeti gidermelerinizi istiyoruz. İsmim Ferhat Otay, Mardin Mazda Kocakent mahallesinde ikamet ediyorum. Kaynağı yağmur suyu olan bu gölet şimdi alttan kaçırdığı için bazen kuruyor. Bu gölet daha öncelerde çok faydalı bir göl halindeyken şu an için zararlı bir göl haline gelmiş bulunmakta. Gölet kuruduğu için, alttan kaçırıp kuruduğu için çiftçilerimiz boş arazilerini değerlendirmeye çalışmışlar. Ekmişler kimi arpayı, kimi buğday, mercimek vesaire. Şu an yine aşırı yağışlardan ötürü gölet tekrardan dolmakta. Ondan sonra bu çiftçilerimizin ekinleri zarar görmüş. Kanalizasyon kuyuları bu gölet alanına taşındığı için hayvanlar da bu göletin suyunu içtiklerinde hastalanıp zarar görmekte. Bu yüzden yetkililere sesleniyorum. Çiftçilerimiz zor durumda, tohumlarını borçtan almış durumda. Gübreyi borçtan almış durumda. Bu mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz, talep ediyoruz.